İyi pazarlar, Ankara'nın nabzına hoş geldiniz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Benimle birlikte size soru soracak değerli gazeteciler, Kanal D Televizyon Ankara temsilcisi Erhan Karada, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Samanyolu Televizyon Ankara temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, programın birinci bölümünde Sayın Erdoğan Toprak'ı konuk ediyoruz. İkinci bölümde ise Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'ı konuk edeceğiz. Ve her hafta olduğu gibi haftanın siyasi gündemlerini tartışacağız. Şimdi tabii Erdoğan Bey, gündem çok yoğun. Malumunuz Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği önünde bir intihar saldırısı oldu. Polisin DHKPC'ye bağlı 4 intihar komandosundan bahsediliyor. 3'ünün peşinde olduğu söyleniyor. Diğer taraftan Sayın Başbakan bugün açıklamaları oldu bir yurt dışı seyahati öncesinde. İmralı süreciyle ilgili ya da çözüm süreci denilen bu süreçle ilgili açıklamalar var. Yine Sayın Başbakan'ın Ergenekon ve Balyoz tutuklularıyla ilgili açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler var. CHP içinde bir tartışma olduğu söyleniyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan dün bu partide ırkçılık yoktur dedi. Ayrıca bazı CHP'li belediyelere yönelik başkanların ifadeye çağrılması durumu var. Eskişehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da ifadeye çağrıldı. İfade verdiler. Hemen ilk sözü Sayın Erhan Karadağ'a veriyorum. Erhan Bey, evet, buyurun. Yani, öncelikle hani Cumhuriyet Halk Partisi kendi gündemini belirliyor. Fakat az önce Başbakan Pırak'a giderken konuştu. Birlikte izledik program başlamadan önce. Ve İmralı görüşmelerinin olumlu gittiğini, PKK'ya silah bıraktırma noktasına doğru yaklaştığını, daha doğrusu Başbakan'ın sözlerinden böyle anlıyoruz. Adaya yeni bir BDP heyetinin gitmesinde yakın olduğunu söyledi. Netice itibariyle PKK'lıların silah bırakması ve yurt dışına çıkması konusunda Başbakan ümitli konuştu. Siz de kredi açtınız. En azından bu konuda hükümeti eleştirmeyeceğinizi, destek olacağınızı söylediniz. CHP olarak İmralı ile yürütülen görüşmeleri nasıl izliyorsunuz? Size göre nasıl gidiyor? Siz memnun musunuz bu süreçten? Şimdi Erhan Bey, süreci nasıl gittiğini bilmiyoruz açıkçası. Çünkü süreçle ilgili herhangi bilgi bugüne kadar bize gelmedi. Siz şikayetiniz oydu, şartınız oydu veya hani. Yani ne yapıyor, ne ediyor, ne vaatler veriliyor. Ama bir şeyi altını çizmek istiyorum. Artık biz Anadolu'daki köylerimize, ülkemizdeki belli bölgelere şehit cenazeleri gelmesin. Bu ülkede analar ağlamasın. Yeter ki bu yangın söndürülsün. Biz ne pahasına olursa olsun size bu şartlı desteği veriyoruz. Yani başarısı da sizin olsun. Ama bu Türkiye'de böyle önemli bir meseleyi çözün. Hiçbir iktidara nasip olmayan bu iktidara nasip oldu. 3 dönemdir tek başına iktidar. Ve istediği yasayı çıkartabilecek sandalye sayısına sahip. Ama böyle bir önemli meselede ikircikli davranması bizi kuşkuya ve endişeye sevk ediyor. Bakın 2007 görüşmeler olmuş, fiyasko. 2009'da görüşmeler olmuş, fiyasko. 2011'de görüşmeler olmuş, fiyasko. Bunların birçoğu kamuoyunun gözünden kaçırılmış. Böyle önemli bir meseleyi kamuoyunun gözünün önünden kaçırarak yapamazsınız. Böyle önemli bir meseleyi toplumun tüm kesimlerinden uzlaşıyı sağlayarak yaparsınız. Uzlaşıyı sağlayacağınız yer neresi? Parlamento. Parlamentoda bu meseleyi masaya yatırmanız lazım. Kabul ediyorum. MİT Başkanı görüşmeleri yapıyor. Sayın Bülent Arınç diyor ki biz hükümet olarak görüşmüyoruz. Kim görüşüyor? Devlet olarak. Yani iyi şeyleri kendinize yazacaksınız. Böyle tehlikeli konuları devlet görüşüyor diyeceksiniz. Devlet mi görüşür, hükümet mi görüşür onu bilmem. Ama belli süreçlerde ben gelin parlamentoda herkesin huzurunda bilgi verin demiyorum. Ama bu işin bir yöntemi vardır. Siyasi partiler genel başkanlarına belli gizlilik içerisinde dersiniz ki bu Türkiye'nin önemli meselesidir. Bu konuda bak yol haritamız budur. Öyle hassas bir konu ki alet edilmeyen bir şey kalmıyor siyasete. Yani belki orada bir profesyonel biçimde yaklaşıyorlar veyahut da hani siz destek karşılığında bilgi istiyorsunuz sadece. Bilgilendirilmek istiyorsunuz. Hayır. Abdullah Bey'in bir sorusu var galiba. Şunu da birleştirebiliriz. Belki Erhan'ın sorusunu. Orada Sayın Başbakan hep şunu söylüyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşlarıyla geldi. Onlara ortak bir çalışma yapalım dedi. Ekibinizi gönderin. Benim ekibim hazır dedi. Ama CHP'den bir türlü ses çıkmıyor bu konuda diyor. O parlamento ayağını mı bundan mı bahsediyorsunuz? Ya da o eleştiriye nasıl
karşılık veriyorsunuz? Şimdi Abdullah Bey, bizim hep söylediğimiz bir şey var. Bu iş sandalye sayısıyla çözülmüş olsa idi. Yani diyor ki bizim ikimizin sandalye sayısı buna yeter. Sandalye sayısıyla çözülmüş olsaydı AKP'nin bugüne kadar yasa konusunda çıkartamayacağı hiçbir yasal engel yoktu. Ama uzlaşıyla çözmeye çalışıyor. Bizi yanına alması nedeni o. Biz de diyoruz ki madem... AK Parti'nin Erdoğan Bey anayasa değişikliği için sandalye sayısı yetmiyor. Hayır, Sayın Başbakan anayasal değişiklikleri kastediyor galiba. Ama şimdi siz ve AK Parti'nin sandalye sayısı 450'yi aşıyor. Yasa, ben kanunlarla ilgili söylüyorum. Evet. Kanunla ilgili, eğer kanunla ilgili olsaydı bu konuyu parlamentoda kendisi çıkartabilirdi. Demek ki bu toplumsal uzlaşı gerekiyor. Benim de inancım bu. Yani böyle tarihi bir meselede toplumsal uzlaşıyı sağlayamazsınız. Yani sizin devre dışı bıraktığınız hangi parti? Bir tanesi MHP, bir tanesi BDP. Bir tanesi farklı kesimin temsilcisi ve yarasını kaşıyor. Bir tanesi biri doğunun, biri batının. Yani siz isteseniz de bu işi iki partiyle çözemezsiniz. Ama BDP çok süreç dışında değil sanki. Yani bu İmralı görüşmeleri sürecinde gitmeleri, gelmeleri onların sürecin içerisine girdiğini gösteriyor. Sadece hatta MHP, ikinci BDP heyeti de gidecek. Sadece MHP herhalde şu anda sürece girmiyor. Ki onun da girmemesi siyaseten herkes tarafından normal karşılanıyor. Ama dolayısıyla üç parti... MHP'siz... Şimdi bir kere burada yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? Önce barış dilini kullanmamız lazım. Bu barış dilini en sorumluluk noktasında olan kişinin kullanması lazım. Yani başbakanın kullanması lazım. Siz barış dilini kullanmadığınız müddetçe, siz kutuplaştırdığınız müddetçe bu işi çözemezsiniz. Samimi olalım. Barış dili kullanmıyorsunuz. Nerede kullanmıyorsunuz derlerse bana, ben şunu söylerim. Bizimle görüşmeye giriyorsunuz. Bizden sonra BDP'ye, MHP'ye salvolarda bulunuyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz önemli bir meseleyi çözüyoruz. Belki de biz onu bir şekilde ikna ederiz. Belki bu işin çözüm noktası MHP'nin çantasındadır. Belki BDP'nin çantasındadır. Bir de bunların bilgi birikimlerini de almak lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştükten sonra siz tüm köprüleri BDP ve MHP ile atıyorsunuz. Efendim biz bu konuyu çözelim diyorsunuz. Barış dilini kullanmadan olmaz. Sizce niye yapıyor o zaman başbakan bunu? Yani nasıl yorumluyorsunuz bunu? İstemiyor mu çözülmesini acaba? Ben bu çözüm noktası çok samimi bulmuyorum. Ama MHP'nin desteğini istememek, yani MHP'nin desteğini istememek çözüm noktasında samimi olmak anlamına gelmeyebilir. Çünkü MHP'nin tutumu daha net. Buradaki uzaklığı, yani ihanet. İhanet süreci diyor. MHP yani bu sürece toptan karşı zaten. Şimdi bizim bu senaryoyu birkaç kez gördük. Hı. Bakın, iktidarın bu yaptığıyla ilgili geçmişteki tavırları var. 2007'si var. Seçimden önce görüşmüş, seçim bitmiş, görüşmeleri kapatmış. 2009'da habur açılımı demiş, milli kıyafetlerle getirmiş, Türkiye'nin birçok yerini dolaştırmış. Anketlerde oy oranı aşağı düşünce pat diye bu süreçten vazgeçmiş. 2011 var. Türkiye'nin 11 yıldır tek başına iktidar olacaksınız. Türkiye'nin en büyük meselesi olan o akan kanı durdurma konusunda samimi olmayacaksınız. Bunu tarih affetmez. Devlet adamı gibi davranılmalı. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. Bu meseleye partiler üstü bakılmadığı müddetçe bu mesele çözülmez. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki benim siyasi geleceğime dahi mal olsa bu meselenin çözülmesini istiyorum. Çünkü Balıkesir'deki bir şehit annesinin, Çankırı'daki bir şehit yüzbaşının babasının, ya benim oğlum öldü ama diğer analar ağlamasını feryadına kulak Erdoğan Bey, aynı şeyi Başbakan Erdoğan da söylüyor. Bedeli ne olursa olsun hazırım. Ama nedense iki lider bir türlü bir ambiyans yakalayamadı. Şimdi bakın, ambiyans konusunda ana muhalefet olarak daha ne yaparsınız? Destek veriyoruz dedik. Yani şartlı desteğimiz bu. Çöz diyoruz, daha ne yapalım? Yani çözden öte daha bir şey var mı? Sürece girin diyor belki de başbakan. Yani siz de girin bizimle birlikte mi demek istiyor? Hani bunu diyor olabilir mi? Ay sadece desteğin mi? Sürece girin derken İmralı'ya derken, bir de bir CHP'ye değil mi? Hayır. Yani sürece girin derken MİT'miş Seşar'ın yanına bir de CHP'den bir milletvekili mi koyalım yani? Nasıl olur mesela? Siz de gitmek ister misiniz? CHP'den bir milletvekili de gitmek ister mi acaba? Bakın ben bu görüşmeye? Süreçte yetkisi, ana muhalefetin iktidar içerisinde yaptırım gücü sıfırdır. Samimi olalım. Yani ben devlet yönetiminde bulundum. Ben bu ülkede bakanlık yaptım. O mekanizmaların nasıl işleyeceğini bilirim. Samimi değil Sayın Başbakan.
Şimdi B hazırlıklı değil. Habur konusunda hazırlığı olmadığı ortaya çıktı. Yani bir sürü Avrupa'dan gelecekler. Bugün de diyor ki silahı bıraksınlar az önceki konuşmasında. Gittiği ülkeye gider. Ya bunların altyapıları hazırlanmadı. Şöyle olabilir mi Erdoğan Bey? Bu milimetrik bir konu. Yani hakikaten bir taraftan çok istihbarat, güvenlik, bir sürü değişkeni olan bir konu. Bir taraftan da bu konuyu çözmek üzere siyasetçiler kolları sıvamış durumda. Seçime giden bir ülke. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Halk seçecek. PKK bu ülkenin bir hakikaten herkesin öfkesini toplamış bir terör örgütü. Böyle baktığınız zaman çözümü de çok açık ve şeffaf bir dille yapmak siyaseten risk herhalde biraz. Erhan Bey, bu mesele seçime giderken konuşulmaz. Bu mesele seçimden çıktıktan sonra ilk masaya yatırırsınız. Evet. İşte başbakanın ve AKP'nin, hükümetin hatası burada. Seçime giderken böyle bir parmak bal çalınıyor ve seçime giderken konuşuluyor. İşte siz onun cevabını çok iyi verdiniz. Olay bu. Biz diyoruz ki arkadaşlar bu tarihi mesele. Ya bunun terörün öyle bugünden yarına pat diye çözülmesini beklemek hayalcilik olur. Terörün birçok faktörü var. Yani o faktörler sırf İmralı'yla bitmiyor. Yani bir de biz terörle halkın, vatandaşın arasına bir ayrım koymamız lazım. Yani vatandaşı teröre akan o işsizlerin kaynağını kurutmamız lazım. İşsizliği çözmemiz lazım. Şimdi Sayın Başbakan terör, diyor ki kültürel, işsizlik deyince bu cümleniz yarım kalmasın, kültürel. Yok buyurun. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki 36 katrilyon biz diyor bölgeye yatırım yaptık. Bugünkü daha konuşmasında. Yüksekova'ya havaalanı yapıyoruz. Orada havaalanı inşaatında çalışan iş makineleri yakılıyor. İşçiler, mühendislere falan tehditler var. Siz aynı zamanda ekonomiyi iyi bilen bir siyasetçisiniz. 36 katrilyon çok büyük bir para değil mi Erdoğan Bey? Ben size daha farklı bir rakam vereyim Sayın Mercan. 400 milyar dolar biz oraya kaynak aktarmışız. 30 yıldaki Türk halkının cebinden çıkan kaynağın miktarı 400 milyar dolar. Yani tüm bu rakamı nasıl şey yapıyorsunuz? 400 bu milyar devletin dolar resmi rakamı. Yani terörün maliyeti mi? Maliyeti. Bu direkt maliyet. Bir de bunun dolaylı maliyet var. Yani ekonomiye yapamadığı katkı da var. Şimdi 400 milyar dolar o bölgeye kaynak aktarılmış. Bizim söylediğimiz şu. Bazı sosyal sorumluluk projeleri adı altında o bölgeye tüten bacayı getirebilirsiniz. 36 katrilyon göndermiş. Peki 36 katrilyonun karşılığında ne var? Hangi bir istihdam alanı yarattık? Hiçbir şey yaratmadık. En son Sayın Başbakan Habertürk Televizyonu'nda Van'da kurulan bir mermer fabrikasından bahsediyor. Mesela bir sürü yeni tesisten bahsediliyor ama yetersiz buluyorsunuz siz. Hayır, ben bunu yetersiz görüyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, orada şu olmalı. Oraya teşviği vermelisiniz. Özel sektörü oraya özendirmelisiniz. Özel sektör gitmedi mi? Özel sektörle beraber öncü yatırımları devlet olarak siz götürmelisiniz. Gitmedi mi gene özel sektör, devlete de mi güvenmedi? O zaman devlet olarak sizin o bölgede ham maddesi olan, kaynağı olan konularda siz öncü yatırım yapmalısınız. Etrafınızda diğer sanayi kuruluşları gelişsin. Yani biz devlet olarak Anadolu'ya Cumhuriyet kurulduktan sonra yatırımları götürmedik mi? Şeker fabrikaları, entegre tesisleri. Bugünün onun çok daha fazlasını götürebiliriz. Devlet önce yatırımları götürmeli bence. Ve burada sosyal sorumluluk projesi olarak zarar dahi etse, kar etmese dahi oraya devlet güvenlikli bölge oluşturmalı ve oraya yatırımı kendi eliyle götürmeli. Ama başbakan gidip o bölgede ben ey millet size şu tesisi yapacağım demek yerine ne söyledi? Diyarbakır'a daha büyük, daha iyi bir cezaevi dedi. Ya böyle terör çözülür mü? Sen böyle yapmakla terörle halkın arasında ayrım yapabilir misin? Ben terörü bir noktaya koyuyorum. Ya orada yaşayan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızı terörden almamız lazım. Terörün kucağından koparmamız lazım. Teröre akan o genç nüfusun kaynağını kurutmamız lazım. Bu da işli olur. Anladığım kadarıyla ama siz bu süreçte oraya dönük yatırımlar, hükümetin eksikleri dışında, yani bu görüşmeler sürecinde yapılanlara ilişkin bir itirazınız yok. Yani sizin bir kırmızı çizginiz yok anladığım kadarıyla. Kırmızı şey olarak, çizgilerimiz PKK'nın var. PKK'nın silah bırakma konusunda, hayır. Bu müzakere var ya, PKK silah bırakacak, yurt dışına çekilecek, operasyonlar karşılıklı bitecek umuyoruz. Buraya ilişkin bir kırmızı çizginiz var mı sizin? Şimdi bakın, o kan dursun. Nasıl durursa dur. O terörist oradan
kalkıp da başka bir yere gidiyorsa, silahını bırakıyorsa bundan mutlu oluruz. Evet. Bundan yana sorunumuz yok. Bizim söylediğimiz şu: halka anlatamayacağınız, anlatmakta zorluk çekeceğiniz, bizim dahi bu konuda destek konusunda sıkıntıya gireceğimiz taahhütlerde bulunmayın diyoruz. Mesela nedir o taahhütler? Şimdi girmeyelim. Yani biz onu bugün konuşmayı doğru bulma, bu sürece zarar verir. Ama bu süreçlerde, bu konularda zaman zaman genel başkanlar düzeyinde bilgi verilebilir. Yani kırmızı çizgilerimiz yok diye şartlı desteğimiz var. Analar ağlamasın, o bölgede akan kan dursun. Ama ileride bu ülkenin bekasına bir şey getirecek angajmana da girmeyin diyoruz. Öyle bir sezginiz var mı? Öyle bir? Şu anda o noktada değiliz. Ama süreç daha yeni başladı ve yani nasıl gidiyor bilmiyorum. Ne olabilir mesela? İleride Türkiye'nin bekasını sıkıntıya sokacak. Diyelim ki bir takım PKK mensuplarının sınav siyaset yolu açılması ya da İmralı'dan Öcalan'ın çıkarılması, bu gibi şeyler mi? Ya bu tip konforlarla arkadaşlar ben şeyi anlamıyorum. Yani başbakan bu sürece başlarken uçakta sanki bu ülkede hukuk yokmuş, yargı yokmuş, söyledim televizyon verecekler dedi. Yani bu konunun çözülmesinin yolu İmralı'ya sağlanan konfordan mı geçiyor yani? Televizyondan mı geçiyor? Yani bu ülkede cezaevinde yatan insanların hakları, hukukları belli değil mi? Ya bunda değilim. Yani bu detaya girmek istemiyorum. Yani şimdi televizyon ben şey, yanlış mıydı yoksa şey? Uçakta siz diyorsunuz ki o hukuki süreçle olmalı. Faruk Bey, burası bir hukuk devleti. Uçağa bindiğinde ben söyledim oraya televizyon gidecek. O zaman bu ülkedeki hukuku, yargıyı, yargı mensuplarını yok kabul etmek demektir. Bunu doğru bulmuyoruz. Başbakanın yani bunlar üslubu bu konuda sadece o değil. Daha önce başka örneklerde de başbakanın hani kişisel üslubunda öyle bir şey var, evet yani, ama ama doğru mu? Bir hukuk devletine burası kurallarla, güçler ayrılığı olan bir şey. Evet, Sayın Başbakan güçler ayrılığından şikayet ediyor. Ama kusura bakmasın ama burası da padişahlıkla yönetilmiyor yani. Burası da bir hukuk devleti. Hepimiz bu hukuk devletinin kuralları içerisinde siyasette o noktalara geliyoruz. Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Bakın bu ülkenin, bu devlet yapısının, bu rejimi beni bu ülkede parlamenter yapmış. Kendisi bir kaptan oğlu ve başbakan yapmış. Bizim genel başkanımız bir memur çocuğu genel başkan olmuş. Yani bu herkesin sistemin ulvi değerleridir. Peki tam bunlar. Şikayet ettiğiniz yerle ilgili özür dilerim Faruk Hocam. Şimdi başbakan geçen gün katıldığı programda da Genelkurmay Başkanı'na sen bu ülkenin generallerine terörist diyemezsin dersen de bunun acısı çıkar diyerek yine söylediğiniz üslupta bir şikayette bulundu. Başbakan da son dönemde, son zamanlarda bu tutukluluk sürelerinin uzamasına ciddi tepki gösteriyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi ben uzun tutukluluk süresinin doğru olmadığını savunanlardan biriyim. Birinin cezası varsa vereceksiniz. Yani delilden suçluya gideceksiniz. Arkadaşlar, suçludan delile değil. Arkadaşlar şu andaki alt başlığımız tam anlaşılmıyor. Onu biraz değiştirelim. Şimdi Sayın Başbakan, biz yıllarca söyledik. Yani terörle mücadele eden belli kurumların yıpratılmaması gerektiğini ve biz terörle mücadele eden Genelkurmay Başkanlığı noktasına gelmiş bir kişinin böyle bir haksızlıkla karşı karşıya gelmemesini söyledik. Ama Sayın Başbakan aylar sonra yeni geldi. Yıllar sonra yeni bizim söylemimize geldi. Bundan dolayı mutluyuz. Ama Başbakan'a şunu da söylemek isterim. MİT müsteşarına bir soruşturma ile ilgili bilgisine başvurulacaktı. MİT müsteşarını yargıdan kaçırdı ve müsteşara bir gün içerisinde kanun çıkardı. Madem o kadar vicdansız diyorsa kanundan belli yorumlardaki o hareket serbestliğini ortadan kaldır. Kanun yapıcı parlamento, orada da sandalye sayısı var. Yani samimi değil. Veya başka bir hesabı var. Açık bir şekilde 3. yargı paketi bile tutuksuz yargılanmalarına izin veriyor Genelkurmay Başkanı'nın, dedi Başbakan galiba. Peki sormazlar mı? Yani bu ülkeyi kim yönetiyor? Yani bu ülkede kanunları kim çıkartıyor? Bu kanunlarda... Başbakanın sizin kendi ifadenizle sizin noktanıza gelmesini neye bağlıyorsunuz? Onu bilmiyorum. Başbakanın ajandasında ne var bilmiyorum. Ama sanıyorum İlerideki kafasının arkasındaki başkanlık sistemine yeni müttefikler ekliyor olabilir.
yeni müttefikler arıyor olabilir. Yani şimdi bugün şöyle açalım bence isterseniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Sayın Şükrü Elektağ'ın bir gazetede yayınlanan sözleri var. Buradan aslında yeni anayasaya da geçmiş olalım. Diyor ki yeni anayasanın 3 tane amacı var. Bunlardan bir tanesi Türk milletinin, Türk adının anayasadan çıkarılması. İkincisi Türk toprakları üzerinde bir federe Kürt devleti veya özel Kürt devleti kurulmasına imkan verecek bir hukuki altyapının hazırlanması. Üçüncüsü ülkeye başkanlık sisteminin dayatılması. CHP'nin yeni anayasadaki şeyleri bunlarla örtüşüyor mu Sayın Şükrü Elektağ'ın bu söylemleriyle? Bir de Sayın Başbakan dedi ki referandum gücüne eriştiğimiz anda biz kendi anayasa paketimizle referanduma gideriz. Diğer partilerle beraber artık hareket etmeyiz. Ne diyorsunuz? Şimdi Sayın Elektağ çok saygı duyduğum bir siyasetçi. Devlet deneyimi olan bir siyasetçi. Endişelerini dile getirmiş. Ama bizim yol haritamızda Türk sözcüğünü çıkartmakta, federasyonda öyleli bir anayasa değişikliği içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir surette olmaz. Böyle bir şeye müsaade dahi etmeyiz. Biz bu ülkede 74 milyonun kardeşçe yaşaması için, bir birlik ve bütünlük içerisinde yaşaması için elimizden ne geliyorsa bunu yaparız. Bu konuda üçüncü noktasına geldiğinde başkanlık, evet Sayın Başbakanın kafasının arkasında bir başkanlık sistemi var. Ve müthiş yetkilerle donatılmış bir başkanlık sistemi var. Ben başbakanın artık olayları çözmekte bir güç edinme şeyi içerisinde olduğunu görüyorum. Ruh hali içerisinde. Aşırı bir şekilde güç, ben merkezi bir yapı. Bu tehlikelidir. Bu tehlike bırakın bizleri, zaten ülke için tehlikeli ama kendisi için de tehlikeli bir süreçtir. Ortak aklı oluşturamazsınız. Her şeyi ben yaparım dediğiniz zaman, ortak aklı reddettiğiniz zaman o size de zarar verir. Evet, böyle bir şey var kafasında. Sayın Bekir Bozdağ, anayasayı biz belli bir yere kadar sabrederiz. Eğer çıkartamazsak o zaman biz bu anayasa konusunu halka götürürüz. Bu doğru değil. Anayasa bakın süreç işliyor. 36 maddeye kadar da uzlaşı sağlandı. Gidiyor bu. Sizin yaptığınız kanun değil. Bir anayasa yapıyorsunuz. Anayasayı oldu bittiye getiremezsiniz. Eğer oldu bittiye getirirseniz, dün ben bir yerde bir toplantıda söyledim. Biz yaparız diyor Sayın Bozdağ. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmaz, Sayın Bekir Bozdağ'ın anayasası olur. Ama Erdoğan Bey her şeye rağmen Sayın Başbakan dedi ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'na hemen hemen aslında çıktı her televizyon programında söylüyor bunu. Siz 3 kişi görevlendirin, ben 3 kişi görevlendireyim. Ve bunlar gerek Kürt meselesiyle ilgili bu çözüm süreci denilen gerekse yeni anayasa konusundaki bazı parametreleriyle ilgili bunlar çalışsınlar. Mesela hiç olmasa CHP bu adımı atsa en azından bu yeni anayasa konusundaki endişeleriniz bakımından da bu faydalı olmaz mıydı? Şimdi arkadaşlar yani anayasa güçlünün anayasası olmaz. Güçsüzün olur. Kanunlar güçsüzü korur. Haklı ama gücü olmayanı korur. Yüzde biri değil, milyonda birinin hakkını korur. Ama korur. O kanunlar onun için vardır. Anayasa onun için vardır. Kanunlar bunun için vardır. Yoksa kanunlar %51'in anayasa hakkını korursa o zaman %49 kendisini göremezse sorun burada başlar. Erdoğan Bey özür dilerim, sözünüzü kestim ama şimdi bu az önce Faruk Bey'in söylediği komisyon, benzeri komisyon kuruldu zaten. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu fakat bir türlü uzlaşamıyor. Bütün uzlaşılamayan maddeler kırmızı çizgiyle altı çiziliyor, sona bırakılıyor. Yanına kırmızı işaret konuyor, sona bırakılıyor. Şimdi başbakan da oradan bir uzlaşma çıkmayınca daha doğrusu AKP yöneticileri de o halde biz BDP'den, BDP'nin vereceği destek referandum noktasına getiriyor AK Parti'yi. Referandum sonucunu çıkarırız, halka gideriz, anayasayı halka onaylattırırız. Ama AK Parti'nin BDP ile hareket etmesi herhalde yeni anayasada pek mümkün değil. Beklenen bir durum değil. Anladım ama. Daha ziyade MHP ve CHP. MHP ve CHP'den bazı milletvekilleri. Erhan Bey, kaç maddede, böyle bir şey olursa, kaç maddede uzlaşıldı? 36 maddede. Demek ki uzlaşılıyor. Bu ağır ağır. Ya ben şunu görüyorum. Acele mi ediyor başbakan? Çok acele yani ediyor. Yani bir şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Doğru değil. Şimdi arkadaşlar. Erdoğan Bey bir reklama girelim izninizle. Ondan sonra dönüşte hem neden acele ediliyor hem de biraz CHP'deki iç gelişmeleri de konuşalım. Kısa bir reklam arasından sonra Ankara Nabzı'nda yeniden birlikteyiz.
Ankara'nın nabzını yeniden birlikteyiz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak. Hemen belirtelim. Reklam arasından sonra bu sefer konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın olacak. Erdoğan Bey, şeyde kalmıştık. Siz dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasa sürecinde acele ediyor. Ama diğer taraftan nasıl acele ediyor? Yani Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulalı 14-15 ay oldu. Zaten Aralık sonu itibariyle bitiyordu. Mart'a kadar yine uzatıldı. Bir buna cevap verirsiniz. İkinci olarak Sayın Başbakan özellikle CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor şeyi üzerine bir televizyon programında rakamları açıkladı. Dedi ki bugüne kadar dedi bizim iktidarımız döneminde AK Partili 599 belediyeye yönelik soruşturma yapılmış. Ama CHP'li belediye sayısı soruşturmaya uğrayan CHP'li belediye sayısı sadece 454. Bu iki konuya cevap verebilir misiniz? Şimdi sondan başlayayım. AKP'li belediyelerin üçte birine bir aç kafa yapılmış. Soruşturma. Yani soruşturma başlatılmış, kapatılmış. Bizim belediyelerimizin neredeyse tamamında yapılmış. AKP'li belediyelere yapılan soruşturmaları kamuoyunda duydunuz mu? Ben yani duymadım. Kayseri'yi biliyoruz. Kayseri'de de gelen. Öyle bir kahraman yaptılar. Görevden alınan belediye başkanları oldu. CHP'li belediyeler gibi. Ama İzmir, Antalya ve Eskişehir'e bakınca hepsi savcılıklara gittiler, ifadeler, gözaltılar. Önceden medyaya haber verilerek, medyayı bilgilendirerek, kapılara medyayı getirerek, insanları böyle bir yasa dışı örgüt üyesiymiş gibi böyle yaka paça alarak götürülüyor. Birçoğu da hemen ifadesinden sonra belli bir süreçte. İzmir Belediyesi'ne yönelik şey mi kastediyorsunuz? Hepsini kastediyorum. Eskişehir'de de öyle. Şimdi Eskişehir düşün dünyada ödül almış en başarılı belediye. Gerçekten Eskişehir halkının ben Sayın Büyükelçin'i yıllardır tanırım. Sayın Büyükelçin belediyecilik konusunda yoktan bir cennet yaratan bir kişi. Diğer belediye başkanlarımız da çok başarılı. Ve uluslararası ödül alan ulaşım sisteminde, altyapıda, çevre konusunda, kültürel konularda böyle bir başarılı bir belediyeye kalkıyorsunuz. İki sene önce buna gerek yok dendiği bir soruşturmayı apar topar bir gün orada vekaletten göreve bakan biri kamuoyunu da büyük sansasyonlar yaratarak başka ilden polisler de getirerek böyle bir operasyona giriyor. Belediyeler birbirlerinden farklı metotlarla mı ihale yapıyorlar? Yani AKP'li belediyeler hakkında da soruşturma yapılıyor ama hani orada hiçbir şey görmüyoruz. Sayın Karar, AKP'li belediyelere bakın, inanın bizden çok daha fazla yanlış işler yaptığını görürsün. Yani bizim belediyelerim sürekli denetim ve baskı altında olduğu için bir ihaleyi yaparken veya bir işe imza atarken kılı kırk yarıyorlar. Çünkü müfettiş eksik olmuyor. Bırakın ya biz kitapçık çıkardık parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir baskın olduğu zaman ne yapmanız lazım diye böyle bir kitapçık çıkardık. Çünkü her gün bu oldu. Ama bundan mutluyuz. Bizim belediyelerimizi sürekli denetleri için o bize bir de başarı da getiriyor. Soruşturmaları atlatma rehberi. Tabii. CHP'nin kaç belediyesi var? 500 civarında belediyesi yok, var. Yok yok, soruşturmaya uğrayan 500 de. 454. Yani sizin 500 belediyenizden 454'ü soruşturma geçirmiş. Başbakan rakam bunlar. Evet. Neredeyse, 500 belediyeniz var. CHP'li başkanı yönetti. Evet, 500 küsür civarıdır. 500 civarında. Evet. Peki. İyi ki çıkarmışsınız o zaman soruşturma ve atlatma rehberi. Şimdi evet onu çıkardık. Şimdi AKP kendi belediyeleri konusunda böyle bir müfettiş gider formalite bir şey yapar. Ne medyanın haberi olur ne bir şey olur. Ama bizimkiler sanki büyük kıyametler kopuyor. Büyük yolsuzluklar varmış gibi basılır. Sansasyonlar yapratılır. Ama ne yazık ki avucunu yalarlar. Süremizi iyi kullanmak açısından hani çok sıkışık az zamanımız kaldı. Yeni anayasa ile ilgili ne diyeceksiniz? Yani neden yeni anayasa Türkiye'ye 80 ihtilalinin getirdiği anayasa Türkiye'ye yakışmıyor. Yeni anayasa çıkartmamız lazım. Anayasayı yapmamız lazım. Siyasi partiler kanunu bu anayasada belli bir yere oturtmamız lazım. O hepimiz ihtilallerden, o cuntadan şikayetçiyiz ama onun getirdiği anayasanın değiştirilmesi konusunda da adım atmıyor. Yani seçim barajında dahi indirmemiz lazım. Bu konuda hemfikiriz. Ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda da uzlaşıyla 36 madde geçti. Bu çok küçümsenecek bir madde değil. Ama bunu bir takvimle sıkıştırılmayı doğru bulmuyorum. Türkiye, bakın bu takvimlerden dolayı çıkardığı kanunlar bir fabrika gibi parlamento kanun çıkartıyor. Ama başarılı mı? Değil. Ve biz kanun çıkartıyoruz. 6 ayda o kanun
kadük oluyor, yenisini çıkartıyoruz. Bir ülkenin övünemeyeceği tek şey varsa parlamentosunun çok kanun çıkartmasıdır. O zaman siz sistemleriniz oturmamış demektir. Çok kanun çıkartmak övünülecek bir şey değil. Bence utanılacak bir şey. Yani 90 yıllık tarihinde siz sürekli fabrika gibi parlamento kanun çıkartıyorsunuz. Ama bunun bir kısmı da tabii darbeler döneminden kaynaklanmış. Darbelerin çıkardığı kanunları yeniden değiştirmek, onların yerine yeni kanunlar çıkarmak. Sayın Bey, haklısınız ama kendi çıkardığımız kanunları değiştiriyoruz. Yani sporda şiddet yasası 3 defa değişti. Yani ne şimdi 12 Eylül ile alakalı değil ki. Getirdik, peki, bir günde çıkardık. Ana muhalefetin katkısını alın diyoruz. Hayır. Peki son 5 dakika yani gidiyoruz. O zaman Abdullah parti Bey, buyurun, içine biraz dönelim isterseniz. Şimdi Birgül Ayman Güler'le Hüseyin Aygün arasında, yani bakış açısı arasında bir ev sahipliği tartışması yaşanıyor partide. Yani kim ev sahibi, kim değil. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Birgül burada? Ayman Güler'in şeyini hatırlatalım isterseniz. Demişti ki Türk ulusu ile Kürt milliyeti bir değildir. Eşit ama sonra onu düzeltti. Dedi ki Türk ve Kürt eşit değildir demiyorum. Bana göre eşittir. Hüseyin Aygün de galiba O da tabii diğer taraftan işte bu terör örgütüne yakınlığı gündeme gelen bir isim. Sakine Cansız'ın evine ziyarete cenazesine gitmesi, taziyeye gitmesi dolayısıyla partinin içinde bayağı bir tartışma oldu. Nasıl görüyorsunuz bu şimdi, ev sahipliği tartışmasını parti içinde? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahibidir. Kimse misafir değildir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin o üyelik kimliğini cebine koymuşsa, o imzalayıp cebine koymuşsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını ve tüzüğünü kabul etmiş demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ırk, dil, din, mezhep ayrımı olmaz. Bunlar üstüne siyaset de olmaz. Onları yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de yeri yoktur ve olamaz ve olmamalıdır. Biz evrenselliği kabul ederiz. Bizim partimizde dine de, kökene de, her şeye karşı kör ve sağırız. Biz 74 milyonun kardeşliğini savunuyoruz. Burada Ermeni vatandaşımız da var, Çerkez vatandaşımız da var, Kürt kardeşimiz de var, Laz da var. Yani bir sürü şey var. Farklı inançlardan insan, Alevisi var, Sunnisi var. Yani bunların hepsinin bir potada eriyeceği bir yerdir Cumhuriyet Halk Partisi. Son olarak Sayın Genel Başkan CHP grup toplantısında bu ulusalcılık tartışması başladı zaman dedi ki bizim zaten altı okumuzdan bir tanesi ulusalcılık, dolayısıyla biz ulusalcıyız zaten. Fakat Abdullah Bey'in sorusuna şöyle bir ilave yapayım. Yani ulusalcılık günümüzde biraz başka türlü de algılanabiliyor. Sanki bu evrenselliğin karşıtıymış gibi. Siz dediniz ya biz evrenseliz. Evet. Yani ulusalcılık denince sanki mesela diyelim ki Kürtlerin hakları yokmuş gibi. Nasıl bir ulusalcılık, CHP ulusalcılığı? Herkesi bir çatı altında toplayan, kardeşçe yaşamasını sağlayan bir ulusal. Eğer ulusalcılık ulusunu sevmekse hepimiz bu ulusu seviyoruz. Milliyetçilik anlamında. Tabii ki. Evet. Yani eski adıyla milliyetçilik, yeni adıyla ulusalcılık. Yani biz hepimizin kardeşimiz. Ama günümüzde ulusalcılık biraz tabii başka. Bakın hangi pencereden bakarlar bilmem. Ama bir ırkın başka bir ırk üzerindeki üstünlük noktasında böyle bir fikri savunmak bile Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeri olduğunu sanmıyorum. Bu zihniyette olacak birini de sanmıyorum. Yanlış algı, yanlış ifadeler olabilir. Kılıçdaroğlu da medyayı suçladı biraz. O da başbakan yapar hep. Başbakan şimdi, medyayı suçluyor. Ana muhalefetleri de medyayı suçladı. Sayın Karadağ, bizimle ilgili en ufak bir şey böyle spotlar altına çekiliyor. Şimdi baktın Sırı Sakın söylediği laflar çok mu şey... yani AKP'den sonra şey yaptı. Tamam yani bizim arkadaşımızla yanlış anlaşıldım dedi. Evet. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip zihniyette olanlarla Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde uzun vade barındıracağını sanmıyorum. Yani böyle ırka dayalı, kökene dayalı, mezhebe dayalı anlayışların Cumhuriyet Halk Partisi, yani başka olabilir farklı inançlardan. Ama başkasını yok kabul etme, kendisini üstün kabul etme gibi bir zihniyeti Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kabul etmemiz mümkün değil. Ve fazla barındıracağını sanmıyorum derken bir yol ayrımı mı var? Yani Hayır. Yani o şeyde olacaklarını sanmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı belli. O programı kabul ederek hepimiz bu parti çatısı altında fikirlerimizi yürütüyoruz. Partinin en üst organı, o programı belirleyen
büyük kurultaydır. Büyük kurultay o yetkiyi parti meclisine verir. Parti meclisinde yürütmeyi genel başkan ve merkez yürütme kuruluna verir. Parlamentoda değildir o. O genel merkezdedir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki yapıdadır. Bunu unutmamamız lazım. Ya partiyi mi paylaşıyorsunuz? Partiyi mi paylaşamıyorlar acaba? Yani hayır, partide herkese yer var. Hep bizim bu hoşgörüyle bakmamız lazım. 21. yüzyıl farklı biz. 21. yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hedefimiz bu ülkede yoksulluğu ve yolsuzluğu yok etmek. Süremizi de bitiriyoruz eğer toparlarsanız. Toparlayacağım. Anadolu'ya gidiyoruz. Anadolu'daki insanımızla bütünleşiyoruz. Anadolu'daki yoksulluğu nasıl yeneriz? Anadolu'daki esnafımızın nasıl önünü açarız? Buna bakıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimde 81 ile giden, 260 noktaya giden tek partiyiz. Gitmeye devam edeceğiz. Bu ülkede kardeşliği pekiştirmek istiyoruz. Evet, peki. Bu ülkede sevgi toplumunu yeşertmek istiyoruz. Bizim eksiğimiz bu. Bunu gidermek istiyoruz. Yani ülkenin eksiği bu demek istiyorum. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Sayın Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, programımıza konuk oldunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeniden sizi ağırlarız ve eksik kalan konuları konuşuruz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Çok deneyimli gazetecilerle beraber olmaktan da çok mutlu oldum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.